açıdan inceleyelim. Birincisi MHP aslında 2015 ve 2016 sürecindeki bu sertleşme ve kamplaşma ortamında doğdu. Bu siyasi iktidar eklemlenme süreci orada oldu. İkincisi MHP aslında bu sürecin en çok kazananı. İkincisinden başlayalım. Düşünün siz Cumhur İttifakı'nın bir parçasısınız ama asla siyasi sorumluluk taşımıyorsunuz. Yani ekran yüzü olarak herhangi bir bakanınız veya herhangi bir yürütme erkine dahiliyetiniz var mı? Yok. Bir belediye başkanı bile çok az MHP'nin sahip olduğu. Dolayısıyla siyasi sorumluluğu taşımıyor. Siyasetle sorumluluk cezalandırmayı beraberinde getiriyor. Bugün AK Parti'nin oy verirken MHP'nin oyunun çok erimemesinin sebeplerinden biri de bu. Ekran yüzü siz değilsiniz. Ama siyasetin kazananısınız. İki anlamda. Birincisi bürokraside. İşte Adalet Bakanlığı içerisinde, İçişleri Bakanlığı içerisinde çeşitli bürokratik yapılarda giderek daha fazla kadrolaşan bir MHP var. Yeri geldiğinde AK Parti kadroyla kavga ediyor. Diyarbakır'da biliyorsunuz bir imam ile bir kaymakam arasında bir kavga çıkmıştı. O zaman MHP'li kaymakamlar buna tepki göstermişti. Bu şunu gösteriyor bize. Savcılar, kaymakamlar, çeşitli bürokratik yapılar içerisinde ciddi bir MHP ağırlığı var. Ve öyle ki AK Parti'nin yürütmek istediği davalarda ve hayata geçirmek istediği politikalarda bile karşına çıkıp hayır bunu yapamazsınız diyebiliyor. İkincisi ama daha önemlisi MHP bugün Türkiye siyasetinin kırmızı çizgilerini belirliyor. Şunu söyleyelim. Bugün AK Parti CHP ile masaya oturdu değil mi? Ama bugün DEM Parti ile oturabilir mi? Yani böyle bir şey tahayyül bile edilemiyor en azından Türkiye siyaset. Evet görüşüyorlar anayasa görüşmeleri içerisinde falan ama MHP'nin çizdiği bir kırmızı çizgi var Türkiye'ye. AK Parti'ye çizdiği bir kırmızı çizgi var. Siyasetin belli normalleri var. Bu normallerin dışına çıkılması istenmiyor. Dolayısıyla MHP'nin aslında yapmak istediği şey şu. Biz bugün Türkiye siyasetinin sınırlarını belirliyoruz. Ve buradan ciddi bir siyasi rant devşiriyoruz. Dolayısıyla bu normalleşme süreci en çok bize zarar verir. Yani MHP açısından söylüyorum. O yüzden CHP ile masaya oturan bir AK Parti'ye karşı oldukça tepki gösteriyorlar. Devam edelim. Bugün AK Parti ile CHP daha fazla görüşse, daha fazla siyasi ortaklık içerisine girse MHP'ye yönelik bir ihtiyacı kalır mı AK Parti'nin? Ya da daha az kalır. Dolayısıyla bir nevi MHP şunu hissediyor. Eğer AK Parti ile CHP yakınlaşırsa, toplumsal bu kutuplaşma ortamı biraz daha azalırsa, burada bloklar arası geçiş biraz daha artarsa, 2015-2016 sürecinden beri ilmek ilmek örülen bu güvenlik üzerine anlatılan kutuplaşma süreci birazcık daha farklı alanlara kayarsa, mesela ekonomi toplumun ana gündemi olursa, MHP'ye burada bir ihtiyaç kalacak mı? Çünkü MHP'yi mesela size sorsam, ya da size sorsam hani hangi politikayla hatırlıyoruz diye sorsam Türkiye'nin hani güvenlik erken politikaları. Erken seçim çağrılarıyla hatırlıyorum. Yani MHP'nin Türkiye siyasetinde teşkil ettiği nokta güvenlik politikalarıydı. İç ve dış politikada önemli. Yani güvenlik politikasını şekillendiren iç ve dış politikada Türkiye'nin nasıl bir yöne çizeceğini belirleyen bir partidir. Ekonomi politikaları çok gündemde değildir. Şimdi mesela biz bir saat boyunca ekonomi konuştuk ama hani burada MHP'nin söylediği işte asgari ücret şu kadar olmalı, işte vergilendirme politikaları şöyle grup değişmeli. Grup toplantılarında birkaç çıkışı oldu ama ondan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerden sonra bir daha Bahçeli'den hiçbir açıklama duymadık. Mesela emeklilerle ilgili özellikle sert çıkışı olmuştu bir grup toplantısında. Yani biraz seçmen tabanını bazen ilgilendiren veya seçmen kompozisyonu içerisinde böyle büyük gruplara tekabül eden şeylerle konuşuyorlar ama genelde MHP'nin öyle ekonomi politikaları, endüstri politikaları, teknoloji politikaları gibi çok öyle ciddi politika ağırlığı yok. Şimdi dolayısıyla hem kutuplaşma ortamının dağılması hem Türkiye'nin bu güvenlik çağrışma yapan güvenlik meselesinin ana gündem olduğu siyasi atmosferden çıkması aslında MHP ikinci bir konuma itecek. Ve daha önemlisi AK Parti'nin başka siyasi yapılarla ittifak kurma ihtimalini doğuracak. Bu da AK Parti'nin MHP'ye verdiği tavizleri azaltacak. Çünkü biz şimdi Cumhurbaşkanlığı sistemi içerisindeyiz. Ya da başkanlık sistemi. Fakat koalisyon yok gibi düşünüyoruz ama koalisyon var. Yani sadece adı değişti. Bugün ittifak diyoruz. Yani normalde ittifak diyorduk. Şu an koalisyon diyoruz. Hala partiler birbirlerine muhtaç. Hala partiler birbirine karşılıklı tavizler veriyor. Dolayısıyla MHP burada aslında ikinci plan atılmak istemiyor. Çünkü kingmaker derler siyaset biliminde. Yani siz bir büyük çoğunluğu teşkil eden, büyük çoğunluğu almış partiyle beraber hareket edersiniz. Onu iktidara taşırsınız. İktidara taşırken kilit oyuncu olursunuz. %10'la, %15'le. Bu kilit oyuncu olmak size öyle bir potansiyel verir ki %10 oy almış olmanıza rağmen siyasetteki ağırlığınız %30, %40 gibi hissedilir. Çünkü diğer parti size muhtaçtır. Bugün işte MHP bu konumda. CHP ile olan normalleşme işte onun o kingmakerlığını, kilit oyuncu olma aktör rolünü azaltacak. Bu yüzden ciddi tepkiler görüyoruz ama sadece bu konu değil. Demin hocam da bahsetti, AK Parti içerisinde farklı kanatlardan bahsedebiliriz. Hem ekonomi içerisinde hem siyaset içerisinde. Mesela bu anayasa görüşmeleri oldu. Numan Kurtulmuş işte 1921 anayasasına referans verdi. Ya da işte toplumsal uzlaşıdan bahsedildi. İşte bu kayyum süreçleri vesaire. AK Parti içerisinde farklı kanatlar, farklı sözler bahsettiler. MHP de buna çok ciddi tepkiler gösterdi. Dolayısıyla ön planda
liderler düzeyinde Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her şey yolundaymış gibi devam ettiriyor. Fakat arka planda birçok konuda çatışmanın devam ettiğini görüyoruz. İşte Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta demografi meselesinin Türkiye'nin bekası için çok önemli olduğunu, işte sığınmacı meselesinin çözülmesi gerektiğini bahsetti. Ki normalde MHP bu konuyu pek gündeme getirmiyordu. Hatta zamanlaması çok manidar. Tabii ki yani şunu söylüyor aslında MHP. Bu Sinan Teş davasından başlayın. Bürokrasi içerisindeki elde edildiği kazanımlara, oradan demografi meselesine çeşitli konularda AK Parti'yi sıkıştırabileceği kartları var. Ve diyor ki AK Parti'ye, siz diyor bizi ikinci plana atmaya çalışırsanız, farklı siyasi yapılarla CHP ile normalleşme sürecine girerseniz biz sizi sıkıştırırız. Bize muhtaçsınız diyor. MHP alan kaybetmek istemiyor. Çok, çok emin değilim ya bundan. Yani şöyle, bana mesela şöyle geliyor. Çok basit bir iyi polis kötü polis oyunu var bence. Danışıkla dövüştü. Evet evet, çok çok, çünkü çok sert değil bu. Bir de yani AKP tarafında, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakıyorum. Mesela şimdi alternatif ortaklar değil mi? Mesela AKP MHP'yi sırtında bir kambur olarak gördü, attı, CHP ile ortaklık yaptı. Bugünkü kadar rahat hareket edebilir mi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Edemez. Diyelim ki gitti İyi Parti ile ortaklık yaptı. Bugünkü kadar rahat hareket edebilme olasılığı yani yine o kadar yok. Zaten İyi Parti kapı kapatıyor orada. Üçüncü alternatif HDP. Yine aynı şekilde. Şimdi AKP için en ideal ortak zaten MHP. MHP bunu biliyor. Yani AKP de bunu biliyor. Süleyman Soylu'nun çıkışının bir nedeni de bu. Yani Cumhur İttifakı bozulmaz. Cumhur İttifakı'nın belirli değerleri vardır. Yani o yüzden böyle hani biz şöyle görmek istiyoruz. Bu romantizm bizim için yani hep ara ara oluyor. İşte acaba Erdoğan normalleşiyor mu? Acaba işte Cumhuriyet Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye yani artık ben öyle diyeceğim ama Türkiye Partisi olmaya mı dönüyor? Diyeceksiniz ki yani Türkiye Partisi değil mi? Tamam, evet öyle ama öyle bir kutuplaştırıcı tutum izledi ki yıllardır. Hani artık belirli bir kitleye hitap eder hale geldi. Bu ortamın içerisinde en uygun partneri Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi ise şu son seçimde görülen bir riski aslında beraber görüyorlar. Yani bu kutuplaştırma siyasetinin ana aktörü. Yani hani siz Kingmaker dediniz ya, kral yapıcı. O büyük yapıdan kopuşlara neden olduğunu görmeye başlıyorlar. Bir tarafta o büyük yapıdaki kopuşu engellemek için orası biraz daha ortaya doğru yanaşıyor. Yani daha ılımlı bir tutum izliyor. Ama öbür taraftan daha fazla kopma olmaması, çünkü o yakınlaşmanın da bir bedeli var AKP seçmeni açısından. Yani yıllarca CHP'ye söylemediğini bırakmamış bir Erdoğan böyle yaklaşıyor. Orayı da MHP'yle... Hani mecburiyetten dolayı yaklaşıyor diye yorumlanıyor ya. Orayı da MHP dengelemeye çalışıyor. Yani bu çünkü bu sert dilin başka bir açıklaması yok. Yani bu kadar sert, bu cümleler...